Osmanlı İmparatorluğu veya Devleti Aliye-i Osmaniye 1302-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar topraklarını genişletmiş ve 1500'lü yıllarda yani 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline almasıdır. Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçiler Türkiye'nin tek ardıl devlet sayılması gerektiğini savunurlar. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanı'nın atası olan Osman Gazi. Oğuzların Bozokoğlu'nun kayı boyundandır. Devlet Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması yaygın kabule göre 1299 yılında olmuştur. Ancak Profesör Doktor Halin İnalcık ve bazı akademisyenler Osmanlı Devleti'nin 1299'da Söğüt'te değil de 1302'de Yalova'da Bizans'a karşı yapılan Befus Savaşı sonrasında devlet niteliğini kazandığını iddia ederler. Osmanlı İmparatorluğu gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda 3 kıtaya yayılmış ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü egemenliği altında tutmuştur. Ülkenin sınırları batıda Cebel-i Tarık Boğazı, 1553'te Fas kıyılarına, doğuda Hatır Denizi ve Basra Körfezi'ne, kuzeyde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna'nın bir bölümüne ve güneyde Sudan, Eritre, Somali ve Yemen'e uzanmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten ve vergiye bağlanmış Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Devlet 600 yıl boyunca Doğu dünyası ile Batı dünyası arasında bir köprü işlevi görmüştür. Genel olarak dil ve ırk ayrımından uzak durduğu için yüzyıllarca birçok devleti ve milleti hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu eski Türk örf ve adetlerinin ve İslam kültürünün yükümlülükleri doğrultusunda bir yönetim şekli belirlemiştir.